Artık yayınlarınızda farklılık yaratıp diğer yayıncıların önüne geçmek istiyorsanız, sizlere bugün mükemmel bir eklenti anlatacağım. Bu eklentiyle birlikte Spotify veya YouTube müziğinizde dinlediğiniz şarkıyı anlık olarak kayıpsız bir şekilde yayında gösterebileceğiniz ve daha önce üzerinde durduğumuz eklentiler gibi hem grafiksel olarak hem de çalışma performansı olarak vasat seviyede sayılabilecek bir eklenti olmadığını bilmeniz lazım. Önceki uygulamaları eklentileri tamam tamamen silmenizi öneriyorum. Dinlediğimiz şarkıyı doğru göstermiyordu, çok gecikmeli geliyordu ve çeşitli bug'lar başımıza gelebiliyordu. Ama 6K Amuse Amiuz ile birlikte kesinlikle bunu ortadan kaldırıyoruz. Şimdi gelin hızlıca birlikte 6K Leps'in Emios Widget'ına bakalım. Evet gördüğünüz gibi 6klabs.com sitesine girdik. Bu sitenin linkini açıklamalar kısmında sizlere iletiyor olacağım. Burada yapmamız gereken tek şey login kısmına tıklıyoruz. Ve isterseniz Twitch'te isterseniz Google'la bağlanabiliyorsunuz. Ben Google'ı tercih edeceğim. Ve Google'ı tıkladıktan sonra hızlı bir şekilde uygulamamız, eklentimiz açılıyor. Hemen sol taraftan Widget bölümüne geliyorum ve buradan Emios'u seçiyorum. Ve burada gördüğünüz gibi Spotify ve YouTube müzik karşımıza çıkıyor. İstersek Spotify, istersek YouTube müzikle dinlediğimiz şarkıları ekranda gösterebiliyoruz. Peki bunları nasıl bağlayacağız? Accounts and Apps bölümüne giriyoruz ve burada Spotify mı yoksa YouTube müzik mi seçiyoruz? Burada zaten altlarında Learn How to Create Your App yani nasıl kurulumu yapacağınızı gösteren bir bölüm mevcut. Ben bu videoda sizlerle birlikte Spotify'ı yapacağım. YouTube müziğin masaüstü uygulaması olmadığı için third party bir uygulamalar indirmek gerekiyor. Bu da video içerisinde bunu göstermem bazen sıkıntı olabiliyor. O yüzden bu videoda Spotify ile devam edeceğiz. Learn how to create your app bölümüne tıklıyorum ve karşıma çok güzel bir kılavuz çıkıyor. Yani yani burada eksiksiz bir şekilde tüm kurulumu görebiliyorum. Gelin şimdi birlikte bu kurulumu yapalım. İlk önce diyor ki Spotify developer dashboard bölümüne gidin. Ben buraya tıklıyorum ve gidiyorum. Ben de daha öncesinde denediğim için burada gözüküyor ama çok önemli değil şimdi birlikte tekrar yapacağız. Öncelikle buraya Spotify hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Spotify hesabınızla giriş yaptıktan sonra buradan dashboard bölümüne tıklıyorsunuz yani bu ekrana geliyorsunuz. Daha sonrasında yapmanız gereken şey aşağıya doğru iniyoruz. Dashboard bölümünden create app diyormuşuz. Create app diyorum ve buradan zaten aşağı doğru app name nedir Buradan tıklıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. App Description. Hemen bunu tıklıyoruz. Bunu ekliyoruz. Zaten burada bütün yazmanız gereken her şeyi sizlere göstermiş. Sonrasında Redirect URL bölümüne de buradaki linki yapıştırıyoruz. Ve sonrasında tekrar geliyoruz. Bunları anladığımızı belirtiyoruz ve save diyoruz. Gördüğünüz gibi widget'ımız hazır hale gelmek üzere. Bundan sonra ne yapıyormuşuz? Hemen bu ekrandan Settings bölümüne giriyormuşuz. Settings bölümünde tekrar geldik. Aşağı doğru iniyorum. View Client Secret bölümüne giriyoruz. Burada bize Client ID ve Client Secret bölümlerini verdi. Daha sonra ne yapıyoruz? Tekrar aşağı iniyoruz. Client ID ve Client Secret'ı alıyoruz. Önce Client ID'yi alayım. Daha sonra 6K Lab sitesine geliyorum. Client ID bölümüne Client ID'mi yapıştırıyorum. Sonra tekrar geldim. Client Secret bölümünü kopyaladım ve client secret bölümüne yapıştırdım ve connect dedim. Ve gördüğünüz gibi benim burada adım çıktı, benim hesabım geldi. Bunlara izin veriyor musunuz? Tabii ki de izin veriyoruz. Nelerimize izin vermiyoruz ki buna vermeyelim. Daha sonrasında gördüğünüz gibi burayla işimiz bitti. Komple kapatıyoruz ve Spotify'ımız bağlanmış halde duruyor. Sonrasında tekrar widget bölümüne geliyorum. Amuse'a tıklıyorum. Spotify'a tıklıyorum. Çünkü biz bunu Spotify üzerinde göreceğiz. Aşağıya doğru indiğimde burada bizden fazla profil kendinize oluşturabiliyorsunuz buradaki ayarları değiştirerek. Şimdi gelin ayarlar nelermiş onlara bakalım. Ama bunun öncesinde ne yapalım? Bence hızlı bir şekilde OBS'imize bir ekleyelim. İçimiz rahatlasın. Kaynaklar bölümüne sağ tıklıyorum, ekle diyorum, tarayıcı diyorum. Tarayıcı yerine diyorum ki Spotify diyeyim. Tamam diyorum. Daha sonrasında geldim. Amuse Browser Source URL bölümüne. Buraya tıkladım. Gadit dedim. Ve sonrasında geldim. Buraya yapıştırdım. Ve tamam dedim. Zaten... Hemen gördüğünüz gibi ilk başlangıç olarak hello diye bir şey ekranımıza geldi. Yani bağlantımız şu kela olay çözüldü. Şimdi nasıl bir ayar yapacağız? Şu önce önce alt kalepsi şöyle sağ tarafa alayım. OBS'imizi sol tarafa alalım. Şöyle büyüteyim. Şu an gayet görüyoruz. Ekranımız güzel. Hatta şu müzik widget'ını biraz büyüteyim ki şöyle rahat rahat görelim. Tamamdır. Widget'ımızın açılması için ne yapalım? Şimdi bir adet müzik açalım. Şöyle ve gördüğünüz gibi burada direkt olarak müziğimiz, müziğimizin yazısı, kaç dakikalık bir müzik ve kaç dakikasında olduğunu görebildiğimiz komple bir tasarım bizleri karşılıyor. Ve gördüğünüz gibi Gerçekten tatlı ve şık duruyor. Burada ne gibi ayarlar yapabiliyoruz? Gelin bunlara bakalım. Kompakt tasarım bu şekilde duruyor. Boxy yapabiliyoruz. Boxy de gördüğünüz gibi solda ve sağda iki tane kutucuk olarak gözüküyor. Bu da gayet tasarım olarak güzel olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle yukarı mı alsak? yukarıda daha net gözükecek. Daha sonrasında galeri modumuz var. Galeri moduna tıkladığınızda şöyle diklemesine bir formatta bizleri karşılıyor. MacOS tasarımında dersek gördüğünüz gibi Mac temasıyla birlikte müziğimiz gözüküyor. Shell bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi burada da gerçekten bir yazılım yazıyormuşuz. Yani Linux formatında bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında Discord tasarımı var. Discord'a tıkladığınızda böyle bir sayfa geliyor. Diyebilirsiniz ki yahu para mı istiyor bize? Hayır abi para istemiyor. Sadece alt kalepsin Discord sunucusuna katılmanızı istiyor. Yani Discord sunucusuna katılarak bu tasarımı da aktif edebilirsiniz. Şimdi gelelim kompakt bölümüne. Kompakt bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi Square, Canvas, Winley ve None diye 4 adet seçenek bizlere sunulmuş. Şöyle bir geçiş yapalım müziğimizi değiştirelim. Gördüğünüz gibi hani hiçbir kayıp yok neredeyse. Ve aynı zamanda bakın bir video varsa müzik kapağında o video oynuyor. Ne kadar tatlı duruyor değil mi? Square derseniz direkt olarak şarkının kapak resmi geliyor. Kanvas derseniz kapakta bir video varsa o video geliyor. Villi bölümüne tıkladığınızda gördüğünüz gibi plak şeklinde bir format geliyor ve plak dönmeye başlıyor. Nan derseniz de hiçbir fotoğraf veya görsel olmadan sadece müziğin isminin yazdığı ve aynı zamanda kaçıncı sürede olduğunu gösteren bir tasarım da sağlayabiliyorsunuz. Aşağı doğru inelim. Cover Glow diye bir şey varmış. Bunu kapatırsak ne oluyor? Bu ışıma, yansıma gibi böyle çok minik bir şey var. Gözü çok güzel dolduruyor. Onu kapatıp açabiliyorsunuz. Burada biz Canvas'ta bunu devam ettirelim ki daha net bir şekilde görelim. Magic Color bölümünü açarsanız eğer müziğin temasına göre kendi renk değiştirecektir. Bakın şarkıyı değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi şarkıyla birlikte renkler de değişiyor. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Renklerin şarkıyla beraber değişmesi bence güzel çünkü müziğin üzerindeki kapak fotoğrafına uygun renklerle birlikte geliyor. Şöyle zaten geçiş yaptığımızda da bunları fark edebiliyorsunuzdur. Veya arzu ederseniz magic color'ı kapatabilir. Light mode yani beyaz olarak veya dark olarak kullanabilirsiniz arka temayı ve bunun üzerindeki renkleri de buradan değiştirebilirsiniz. Ama ben Magic Color'da kalsın istiyorum. Çünkü Magic Color benim hoşuma gitti beğendim. Visibility bölümünde Hide on Pause diye bir şey var. Bunu kapatırsanız siz müziği durdursanız da durdurduğunuz sürede ve şekilde ekranda kalacaktır. Tekrar oynatmaya başladığınızda devam edecektir. Hide on Pause'u açarsanız eğer siz müziği durdurduğunuzda gördüğünüz gibi efektimiz de gidiyor olacak. Panelimiz kayboluyor olacak. Bu güzel bir şey bence. Müzik çalmıyorsa kapanabilir. Güzel bir özellik olmuş diyebiliriz. Height Delay diye bir bölümümüz var. Height Delay'den örnek veriyorum 5, 5 saniyeyi seçtiğiniz zaman müziği durdurduğunuzda 1, 2, 3, 4, ve 5 saniye sonra gördüğünüz gibi kapanacaktır. Görsel tekrar aktif ettiğinizde direkt olarak gelecektir. Bunu 10 saniyede yapabilirsiniz. Yani müziğimi dinledim ve bitirdim deyip durdurduğumda 10 saniye sonra bu görsel gidecektir. Ve bu sayede müziğin kapandığını da yayındaki arkadaşlar da görecektir. Ama bilmiyorum hani bir delay vermek mantıklı olur mu bunun için? Bu biraz tartışılır. Bence çok mantıklı değil. O yüzden no delay olarak kullanmak daha iyi olabilir. Tabii karar sizin. Şimdi tekrar müziğimizi açalım. Şöyle arkada bir dursun. Aşağı doğru indiğimizde Cover Blur diye bir bölümümüz var. Bunu kapatırsanız gördüğünüz gibi bu tema üzerindeki ana ekran dinlediğiniz şarkının adının yazdığı bölümdeki Blur efektini kaldırmış oluyor. Burada Blur efekti bence güzel duruyor kalabilir. Hide Visualizer bölümünü aktif ettiğinizde gördüğünüz gibi sürenin yanındaki bar kapanıyor. Veya bunu bu özelliği kapattığınızda da açılabiliyor. Bence açık durması gayet iyi. Ayrıca şunu eklemek istiyorum. Kimsecikler duymasın. Sadece aramızda kalsın. Katıl profesyonel üyeleri OBS Masterclass eğitim serisine sıfır reklamsız bir şekilde ulaşabiliyor ve hızlı bir şekilde yorumlarda sorularını soruyorlar ve anında cevap alıyorlar. Bunu da buraya eklemek istiyorum. Gayet şık bir tasarıma sahip dinlediğim müziği göster widget'ını yayınlarınıza ekleyebilirsiniz. Çünkü artık bildiğiniz gibi gerçekten çok fazla yayıncı var ve bunların aralarından sıyrılmamız gerekiyor. Bu sıyrılma işlemini nasıl sağlayabiliriz? bu şekilde yayınlarımıza izleyicilerin ilgisini çekecek farklı eklentiler ekleyebiliriz. Daha farklı içerikler üretebiliriz. Daha farklı şeyler yapabilir miyiz bilmiyorum ama imkanlar dahilinde. Biz imkanlarımızın içerisinde en iyisini, en kalitelisini ve en doğrusunu yapmak için çabalamalıyız. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.